Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Arçelik'in 9 serisi yeni televizyonlarına yakından bakacağız. Yanımda o ailenin en büyük üyesi var. Dilerseniz teknolojilerine, özelliklerine, fonksiyonlarına hangi avantajları bize sunuyor yakından bakalım. Evimizin baş köşesinde bulunan bu televizyonlardan beklentilerimizi artırdık. Çünkü evimizde daha fazla zaman geçiriyoruz ve bu zamanı çok eğlenceli aynı zamanda verimli hale getirmek istiyoruz. O nedenle bir akıllı televizyon artık olmazsa olmaz. Ama bir akıllı televizyon almak için de çok fazla para ödemek istemiyoruz. Ödediğimiz paranın da karşılığını almak istiyoruz. İşte arçelik hem fonksiyonlar hem özellikler hem teknolojiler olsun bu alanda oldukça kendisine yenilemiş bir televizyon bizlere sunuyor. Hem de bunu rakiplerine kıyaslayacak olursak da uygun fiyatta bizlere teslim ediyor. Şimdi bu teknolojilerin neler olduğuna yakından bakalım. Şu anda yanımda görmüş olduğunuz bu arkadaş 65 inç devasa bir arkadaş. Zaten özellikle yan yana duruyorum ki hani kıyaslama konusunda fikir edinebilirsiniz diye. Tabii ki ailede biraz daha küçük boyutlu olanlar da var. Yani çok da küçük değil gerçi ama ölçülerini söyleyeyim 49 inç ve 55 inç. Bu arada model isimlerini videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Çok daha detaylı bilgi almak isterseniz yine bu linkleri açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Tıklayarak fiyatı ve teknik özellikleri konusunda daha kapsamlı bir araştırma yapabilirsiniz. Hemen tasarımından da söz etmeye başlayalım. Tasarımı gerçekten çok başarılı, çok büyük bir televizyon ve kullanılan malzeme oldukça güzel antrasit bir malzemeden bahsediyoruz. Bununla beraber devasa bir televizyona göre çerçevelerin çok ince kaldığını söyleyebiliriz. Ayaklar ve aynı zamanda şuraya gizlenmiş olan oldukça da güçlü bir ses veren hoparlörde oldukça şık görünüyor. 9 serisinde çok özel bir tasarım detayı var aslında. Şuradaki ayaklar bu tasarım detayının bir parçası. Bir diğer parça da biz artık hani televizyonlardan daha başka bir şey görmek istemiyoruz şurada. Bunu da arçelik tek bir kabloyla sağlamış durumda. O nedenle böyle televizyonlardan sarkan 300 tane, 500 tane kablo karmaşası bu modelde, 9 serisinde yok. Biraz da görüntü teknolojilerinden bahsedelim. HDR10 aslında tüketicilerin çok hoşuna giden ve yeni nesil bir teknoloji. Bu televizyonda da Arçelik'in 9 serisi televizyonlarında da HDR10 teknolojisi mevcut. Bu sayede işte şu anda bir sürü güzel içerik görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki içerikleri izlemeye başladığınızda karanlık bölgeler artık karanlık olmaktan çıkıyor. Tabii ki doğallığını yitirmeden bu gerçekleşiyor. HDR 10 teknolojisinin bu seride olması bir avantaj. Tüketicilerin beklentisi çok iyi renk. Şimdi burada da bazı standartlar var. White Color Gamut dediğimiz bir renk aralığı var. Arçel'in 9 serisi bu televizyonları işte bu renk aralığını destekliyor ve zengin renkleri bize sunuyor. Şu anda görmüş olduğunuz içeriklere ek olarak tabii ki belgeselleri özellikle herkes seviyor. Belgesellerde artık o renk zenginliğinin dibine vurmak istiyoruz. İşte bu geniş renk aralığı bizi burada memnun edecek gibi duruyor. Geçelim bir başka beklentisi olan gruba. Nedir o da? Eğlence için. Özellikle de futbol severler ya da benim gibi oyun tutkunları için bu televizyonun sunduğu teknolojilere. Şimdi burada 4K bir çözünürlükten bahsediyoruz. Ultra HD bir televizyon var yanımızda ve hızlı akışkan görüntülerde kullanıcıyı çok rahatsız etmeyen ve o heyecanı da yansıtan bir atmosfer istiyoruz. Burada akıcı görüntü performansı olarak da Türkçeye çevirebileceğimiz bir teknoloji var. Bu teknoloji iki kare arasındaki yeni bir kareyi oluşturuyor. Tabii bunun için güçlü bir işlemci gerekiyor. Bu sayede film izliyorsanız ya da bir maç izliyorsanız ya da oyun için bu kocaman televizyonu kullanmak istiyorsanız akıcı net bir görüntü elde ediyorsunuz. Bahsettiğim bu teknolojiyi kullanmak için tabii ki çok güçlü bir işlemci gerekiyor. Arçelik 9 serisinde Q-Processor adını verdiğimiz işlemciyi kullanıyor özelde bir ara birim var. Bu işletim sistemi sizin televizyon kumandasından verdiğiniz komutları çok hızlı bir şekilde uygulamaya alıyor. Herhangi bir gecikme, takılma, komutlar arasında böyle pencerelerin gecikerek gelmesi gibi böyle sıkıntılar ortadan kalkmış oluyor. Az önce anlatmış olduğum görüntü kalitesinin dışında, tasarımın dışında tabii ki bir başka beklenti de ses konusunda. Şimdi Arçelik 9 serisindeki bu televizyonlarında bir Alman markasıyla işbirliği yapıyor. Bu işbirliği ile beraber elde edilen ses görüntü kalitesine de eşlik ediyor. Hem oda içerisinde akustik bir ses deneyimi yaşıyorsunuz hem de ses için ek bir yatırım yapmanıza işte buraya bir soundbar almanıza pek gerek kalmıyor sevgili dostlar. Bu anlattığım özelliklerden sonra bir akıllı televizyondan beklentimiz bu sefer içerik. Bu zamana kadar nelerden bahsettik? Tasarımından bahsettik, teknolojilerinden bahsettik, sesten bahsettik, işlemcisinden bahsettik. Çok güzel bir cihaz var. Ama bu cihazı daha da güzelleştiren şey tabii ki içerik. Görmüş olduğunuz gibi çok popüler olan platformlar zaten bu televizyonun içerisinde var. Netflix'i görüyorsunuz. Sonrasında YouTube, Amazon Prime Video, Bein Connect, TV Plus ve daha birçok uygulamayı buradaki mağazadan edinerek zengin bir içeriğe ulaşabiliyorsunuz. Burası güncellenmeye devam ediyor. Yeni bir platform olduğunda ve bu rağbet gördüğünde kullanıcılar tarafından istendiğinde Arçelik mühendisleri buradaki platformu hızlı bir şekilde güncelliyor. Zaten internete bağlanan bir televizyon olduğu için bu güncelleştirmeyi aldıktan sonra siz yepyeni platformlardaki o zengin içerikleri de keyifli bir şekilde takip edebiliyorsunuz. İçerikten bahsetmişken tabii ki kumandayı da anlatmazsak olmaz. Kumanda çok zarif bir kumanda. Çok güzel tasarlamışlar gerçekten. Ergonomik bir kumanda olduğunu söyleyebilirim ve kumandanın üzerinde ulaşmak istediğiniz platform için sadece tek bir butona basmanız yeterli. Mesela şu anda ben kumandada Netflix, YouTube, TV Plus ve Bing Connect butonlarını görüyorum. Yukarıda da bir navigasyon butonu var. Çok hafif yapmışlar. Dedim acaba için pil koymadık mı pilin olmasına rağmen çok hafif bir kumandayla buluştuğumu söyleyebilirim. Ufak bir ekleme yapıyorum. TV Plus'tan bahsetmişken Arçelik'ten bu seri bir televizyon alan kullanıcılar 3 ay TV Plus'ı ücretsiz kullanma hakkına erişmiş olacaklar. Akıllı televizyonlarda YouTube gibi platformları işte ya da interneti kullanmak bazen zorlaşabiliyor. İşte bir şeyler arıyorsunuz, surf yapmak bazen sıkıcı olabiliyor. Arçelik 9 serisinin kumanda uygulaması bu soruna çözüm için geliştirilmiş. Mesela şu anda touchpad ile kontrol, işte favori kanal listesi oluşturma, telefon klavyesi ya da işte televizyonda bir şey arama gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz televizyondaki görüntüyü telefona yansıtma, sesli kontrol ve akıllı kumanda arayüzünü kişiselleştirme gibi özelliklerin çok yakında ekleneceğini de belirtmiş olalım. Bu platformun sürekli geliştirildiğini söylemiş olayım. Yani tüketicinin hayatını kolaylaştırmak için ne yapılması gerekiyorsa Arçelik mühendisleri yoğun bir şekilde bu platforma emek harcıyor. Geldik videonun sonuna. Son olarak fiyatını da eklemek istiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz fiyat şu anda yanımda bulunan bu televizyonun fiyatı. Ama tabii ki bazen çok iyi kampanyalar oluyor. O nedenle Arçelik'in sosyal medya hesaplarını, web sitesini takip etmenizde fayda var sevgili dostlar. Zaten videonun açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden de güncel fiyatını bulabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Arçelik'in bu güzel televizyonu sizlere anlatmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü yerli markalarımızın da tüm dünyayla rekabet eden ürünlerinin olması bize gurur veriyor. O nedenle bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin eğer anlattığım bilgiler hoşunuza gittiyse. Bununla beraber bu seri hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum. Aşağıda yazın lütfen. Merak ettikleriniz varsa orada da cevaplamaya çalışırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.